Hulusi Baba, hoş geldin. Hoş gördük evlat. Estağfurullah, estağfurullah. Buyur. Sağ olasın. Vay 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 vay. Oğlum, çok güzel evin varmış ya. Sana verdiğim bütün maaşı bunlara harcıyorsan ay sonuna kadar ne yiyip ne içiyorsun sen? Gel Hulusi Baba, otur. Böyle eskimiyor değil mi? Ne? Naylon diyorum, naylon. Naylonları çıkarmamışsın. İyi fikir. Malum şahıs açmaktı niyetim. Kısmet olmadı. Sonra da elim gitmedi işte onsuz. Kaldı böyle. Oğlum sana söylüyorum ama dinlemiyorsun ki beni. Getir kızı bana, çözeyim meseleyi. Döktüreyim şinaseye bir kurşun, oldu bitti. Hulusi Baba sorma ya. Bu kız bildiğin kızlardan değil. Ay bırak kurşunu. Havan topu bile işlemez buna. Çaylar Hulusi Baba. He, sağ olasın. Afiyet olsun. Düşünceli gördüm seni. Nasıl düşünceli olmayayım be evlat? Yani bu aralar başım beladan hiç kurtulmuyor. Ya ben gerçekten ah almış olabilir miyim acaba? Yalnız bir şu üç kadın var, o kadar. Hangi üç kadın? Ahlarını aldığımı düşündüğüm üç kadın. Mesela bir Ayşe vardı. Nasıl böyle dediğim dedik, çaldığım düdük bir kadın anlatamam. Allah bir de çene vermiş, evlerden bırak. İlla onun dediği gibi olacak, illa onun söylediği biçimde olacak. Dedim ki bir ipte iki cambaz oynamaz, terk ettim bunu. Anlaşamamış olabilirsiniz tabii. Sonra bir tane Sevgi vardı. Söyleme sayıp nişanlıyken terk ettim onu da. Ha. Sen de mi? Yok yok. Sizinki bir değil. Bizimki başka, sizinki başka. O fark. Sizde olay neydi? Kıskançlık. Ama ne kıskançlık? Gerçi Sevgi biraz tuhaftı, garipti. Ne bileyim böyle biraz ürkütücü bir kadındı. Ama asıl mevzu kardeşiydi. Bir kardeşi vardı, burnu bataktan kurtulmaz. Dolandırıcının teki Naci, ablasını bile dolandırdı. Kadının şu anda bile haberi yoktur. Dedim ki ben burada biraz daha kalırsam Naci beni de dolandıracak. Beş parasız bırakacak, hemen kaçtı. Ama ne kaç? Üçüncü kadın? İşte o mevzuya hiç girmeyelim. Elif'im. Kızım. Söyle annem. Yine mi kızım? Bak sen hiç göremediğin baban için bu kadar üzülüyorsun. Ya ben ne yapayım anneciğim? Ne ana kaldı ne baba. Ne de koca. Ama hayat devam ediyor bir tane. Önümüze bakacağız mecbur. Sen en azından gördün. Yaşadın, tanıdın. Özlediğinde tutunacağın bir sürü anın var. Bende o da yok. Ben babamın yüzünü bile bilmiyorum. Başlayacağım kazasını da.
yangınına da. Bir fotoğraf ya. Bir fotoğraf da mı kalmaz? Ne bileyim, bir tesbih olsaydı, elime aldığımda babamın elini hissetseydim. Hep bir gömleği, bir ceketi olsaydı. Giydiğimde babam sarılmış gibi olsaydı. Geriye dönüp baktığımda bu da babamın diyeceğim hiçbir bir şey kalmaz anne. Hiçbir bir şey kalmaz ya. Ben yanındayım bir tanem. Ben her zaman yanındayım. Neden hayatımdaki bütün adamlar beni bırakıp gidiyor anne? Neden? Hasılı kelam, ben bu üç hatundan helallik alayım diyorum. Vallahi bence iyi düşünmüşsün Hulusi Baba. Sonuçta herkes hata yapar. Ama önemli olan telafi etmek. İyi de oğlum, yıllarca görmediğim, bilmediğim bu hatunları ben nereden, nasıl bulacağım? Orası kolay. Kolay mı? Ben sana yardım ederim Hulusi Baba, hallederiz bir şekilde. Gerçekten mi? Tabii canım, seve seve hem de. Böyle bir konuysa ne demek? Sağ ol oğlum, teşekkür ederim. Yalnız Hulusi Baba, benim aklıma bir şey takılıyor. Nedir o? Şimdi sen bu kadınları yıllarca arayıp sormadın. Evet. Peki onlar da mı sana ulaşmaya çalışmadılar? Hayır, sonuçta bir noktada veda etmeden ayrılmışsınız. Onlar istese de bana ulaşamazlardı. Niye ki? Çünkü hiçbir zaman gerçek ismimi bilmediler. Nasıl ya? Ah be evlat. Ah be evlat. Ben çocukken çok yaralar aldım. Gençken çok hatalar yaptım. Şimdi anlatmaya utanıyorum. Yani o zamanlar sağa sola çok borç yapmıştım. Borçlar kadınların üstüne kalmasın diye gerçek adımı söylemedim onlara. Tabii yürümeyince de hiçbir zaman öğrenemediler.